Şimdi ben küfür etmeden bahsedemem bu dolapta. Hala mı o O kadar dolabı ben sinirlisin? tasarlayanın, kutulayanın, içine çivi koyanın, kullanma kılavuzunu çizen çocuk o şirketteki tek akıllı çocuk muhtemelen. Arkadaşlar, herifler sözde iki aya rakip olacak ki herkes. Delikleri falan hizasız delmişler arkadaşlar. Bir delik burada, tam karşısına raf gelecek, öteki delik burada. Buradan da sunta geçiyor filan. Garibaldi bir şey çıkıyor ortaya sürekli. En son girdim dolabın içine, şunu omuzlarımdan kırtarak kırdım. Biraz gürültü çıktı evde Bir ama. gece sabah 4, sabah 4 oldu. Diyorum ki artık yat. Montajı yarın devam ederiz. Sinir küpü oldu sabah 4. Ben gittim yattım. 5'e kadar mı ne montajıyla uğraştı. Ertesi gün kalktı. Ya benim aptallığa tahammülüm yok abi. Sinir küpü, tamam mı? Çekiçle mi Hayır, dalmıştın? Ne elimle yapmıştın? kırdım. Niye çekiçle dalayım? Elimle kırmak Abicim, kadar keyifli bir şey var mı? paramparça etti onu. Arkadaşlar, yazar O yakan yobaz gibi konsolu daldım dolaba. öyle bir söktü ki adam bir anda Hulk'a dönüştü. Montajladığı her tarafı böyle söktük böyle yani. Kafayı yedi. Dizinde falan kırdı böyle bazı yerlerini. Ay 400 lira vermiştim. Niye hatırlıyorum? Ben şöyleyim, baya böyle dizinde falan kurdu. Kafasıyla mafasıyla, koluyla, dirseğiyle, her yeriyle konsolu dövdü yani. Gerçekten çöp Tamam mı? sevmiyorum arkadaşlar ya. Ben böyle var ya, hani diyorum ki ben size, hep ne diyorum? Dışarıdan deli görünen, vır 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 konuşan insandan korkmayacaksın. Sakin olandan korkacaksın. Anlatabiliyor muyum? Deli deliyi görünce sopasını saklar, ben böyle salonun kapısında böyle kaldım. Ne yapıyor bu ya diye. Ben hiç bu kadar sinirli görmemişim adamı. Böyle kaldım. Topladı götürdü çöpe attı. Bir de ortalığı filan temizledi peşinden Ama çöpe de üstelik. atışımı görmez lazım. Dolap böyle parça parça, dolabın da hepsini böyle tuttum. Ne Evet, bu sikerim böyle şekilde tuttu. dolabın lan ya. Ve götürdü çöpe Hırs diye attı. çöpe Bence bundan daha komiği şuydu. Siniri geçince canım ben konuşmaya başladım. 400 lira bir çöpe attın. 400 lirayı çöpe attın. 400 lira vermiştim ben ona. Kullanırdık, yapardık. 400 lira, 400 lira dedim. Nakit olarak 400 lira para çekti. Geldi benim çalışmam. Masamın üstüne bıraktı. Kapa şunu dedi. Sikerim öyle de olabilir ama yani. Şimdi adamı küfrettirmeyin yani. Allah Allah. Ya bu Ikea'nın taklidi gibi gözüken tayfa malzemeden çalıyor. Mühendislik desen zaten hak getire. Çin mühendisliği. Ne mühendisliği bilir. Yarısını endüstri mühendisleri, yarısını kimya mühendisleri tasarlamış dolabın Yani yani. ha. Ha, şimdi içeride var bir tane gardırop. Yine Ikea'dan almadığımız ucuz bir gardırop. Ona da her gün lanet okuyoruz. Muhtemelen gideceğiz yine düzgününü alacağız bir yerlerden yani. Ama böyle bir sinirlenme yok bu ya bu arada. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim daha önce bir kere daha dolap kırmışlığım var öyle, biliyor musun? İkinciydi bu yani. Ha Ben şey, gençken. mobilyaya çok sinirleniyorum. Bir de 16 yaşındayken kırmıştım bir tane. Odamda bir dolap var. Kıl oluyorum dolaba böyle, nefret ediyorum. Çünkü 3 yaşındayken beri falan benim odamda mobilya bu böyle. Galiba ben de öyle yapardım ya. Gerçekten babam böyle Yana böyle oldu. şey. Geldi böyle, ne yapıyorsun sen dedi. Bu dolaptan nefret ediyorum lan. Böyle adam baktı. Hey falan deyip gitti.